Bugün 16 Nisan 2016 Cumartesi. Olay ana haber başlıyor. Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye bugün de terör ateşiyle yandı. Mardin'de Şırnak'ta şehit olan 4 asker ve 1 polis gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Türkiye Mardin ve Şırnak şehitlerini sonsuzluğa uğurladı. Bursa şehit uzman onbaşı Sinan Yaylı'yı bağrına bastı. Birazdan olay ana haberde. Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu. Şehitlerden uzman onbaşı Sinan Yaylı, Bursa'da uğurlandı sonsuzluğa. Şehit Yaylı, ikindi vakti Mihraplı Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından Kirazlı'da toprağa verildi. Mardin'in Savur ilçesindeki hain saldırıda şehit olan uzman onbaşı Sinan Yaylı'nın acı haberi Bursa'da ailesine gece yarısı ulaştı. Yaylı ailesinin Molla Fenari mahallesindeki evi yakınlarının akınına uğrarken fenalaşan anne Hacer Yaylı'ya ambulansla müdahale edildi. Şehit evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Yaylı'nın yakınları üzgündü. Çok iyi bir çocuktu, çok efendiydi. Güler yüzlüydü, temiz bir kalpli arkadaşım, yani kardeşimizdi. Bugün zaten ben kalkamadım, benim elimde büyüyen bir evlatımızdı. Ben olduğum yerde kaldım zaten. Yaylı ailesinin acısı yüzlerine yansırken Vali Münir Karadoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık ve Emniyet Müdürü Selami Yıldız da aileyi yalnız bırakmadı. Onun bizde hakkı çok. Şehit uzman onbaşının naaşı Mardin'deki törenin ardından uçakla Yenişehir'e, oradan da karayoluyla dik kaldırımdaki Mihraplı Camii'ne getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için çok sayıda vatandaş da cami avlusundaydı. Cenaze namazına askeri erkanla birlikte Bursa protokolü ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Şehit babası Ahmet Yaylı metanetini korumaya çalışırken, acılı anne Hacer Yaylı ve şehidin 3 ablasıyla yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak top arabasına konuldu. Şehit uzman onbaşı Sinan Yaylı, Kirazlı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. İstanbul, Niğde, Sivas ve Antalya'da şehitler sonsuzluğa uğurlandı bugün. Bursalı şehit uzman onbaşı Sinan Yaylı'nın 3 silah arkadaşıyla Şırnak'taki saldırıda şehit olan özel harekat polisi Hıdır Genç Aslan da toprağa verildi. Mardin'de şehit olan 4 askerle Şırnak'ta şehit olan özel harekat polisi sonsuzluğa uğurlandı. Şehitler için ilk tören Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'yla Şırnak Jandarma Komutanlığı'nda yapıldı. Şehit Özel Harekat Polisi Hıdır Genç Aslan, aslen Çorumluydu. Eşinin isteği üzerine Antalya'da toprağa verildi. Kız kardeşi de polis olan 46 yaşındaki şehidin iki çocuğu vardı. Uncalı mezarlığındaki törende şehit eşi Esma Genç Aslan tabuta sarılıp ağladı. 14 yaşındaki oğlu Berkay ise metanetini korudu. Mardin şehidi Asubay Yasin Tekin 2 ay sonra baba olacaktı. 25 yaşındaki şehit için Niğde Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Vatan sağ olsun ne edelim. Bir Yasin gider 1000 tane Yasin gelir. 7 aylık hamile eşi Ülkiye Tekin tören boyunca gözyaşı döktü. Tekin'in İstanbul'da polis olarak görev yapan kardeşi de törendeydi. Şehit Asubay Niğde şehitliğinde toprağa verilirken Şehit Er Mustafa Özel için İstanbul Bahçeli Evler'deki baba evinde helallik alındı. Tezkeresine 3 ay kala şehit olan 21 yaşındaki Özel için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Er Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
37 yaşındaki uzman çavuş Erdal Çetin de Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı. Eşi ve iki çocuğunu Ankara'da bırakarak geçici görevle Mardin'e gitmişti şehit Çetin. Şehit Çetin, Ulu Cami'de binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından garnizon şehitliğinde toprağa verildi. Diyarbakır'da Ocak ayından bu yana 14 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bombalı saldırıları düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi. Silvan kırsalındaki operasyonda aralarında bölge sorumlusunun da olduğu 8 terörist öldürüldü. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı 24 saat sürdü. Operasyonda 14 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 4 saldırının failleri öldürüldü. 13 Ocak'ta Çınar Polis Karakolu, 24 Mart'ta Lice Mermer Jandarma Karakolu, 31 Mart'ta Diyarbakır'da polis servis aracı ve 11 Nisan'da Hani Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen saldırılarda 14 güvenlik görevlisi şehit oldu, 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti. Teröristlerin peşine düşen güvenlik güçleri Silvan'da operasyon düğmesine bastı. Teröristlere ait sırt çantaları. Ergeçide kırsalındaki operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında örgütün sözde FİS Ovası sorumlusu Ramazan İmen'le 2 bombacısı da vardı. Bölgenin bombacısı, 2 tane bombacısı etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Bomba yapımında kullanılan tüpler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teslim olan teröristlerin itirafları da kameralara yansıdı. Kandırıldık. Adamlar bizi bırakıp kaçtılar. Bizi ölüme terk ettiler. Teslim olan teröristlerin gösterdiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri bir inşaat demirinde çok sayıda patlayıcıyla silah ve mühimmat ele geçirdi. Nusaybin, Şırnak Merkez ve Silopi'de de operasyonlar sürüyor. Şırnak'ta Resol Köprüsü'ne patlayıcı yerleştirmeye çalışan iki terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak Yüksekova ve Nusaybin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 613'e çıktığını açıkladı. Mardin'in Yeşilli ilçesinde ele geçirilen 3 ton patlayıcı yüklü minibüs de kırsal alanda kontrollü şekilde imha edildi. Başkent Ankara bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ağırladı. Ruhani Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki Cumhurbaşkanı baş başa görüşmenin ardından kameraların karşısındaydı. Erdoğan, İslam ülkeleri zirvesinde kınanan İran'a terörle mücadelede mezhepçilik uyarısı yaptı. Süvariler eşlik etti, 21 pare top atışıyla karşılandı. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde bölge ülkelerinin iç işlerine müdahale ettiği ve teröre destek verdiği gerekçesiyle kınanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyaret için Ankara'daydı. Ruhani, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Türkiye ve İran bayraklarını taşıyan atlı birliklerin eşliğinde geldi. Dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını ana giriş kapısında karşıladı. ...21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Ruhani, muhafız alayı tören kıtasını selamladı. Merhaba asker! Ruhani'nin Ankara programında Anıtkabir ziyareti yine yoktu. Erdoğan ve Ruhani, ikili görüşmenin ardından Türkiye-İran 3. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oturumuna katıldı. Türkiye-İran ilişkileri tabii son yıllarda maalesef bir gerileme içerisinde. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Türkiye ile İran arasında bölgesel konularda bazı görüş ayrılıklarının bulunduğu bir gerçek. Bununla birlikte bölgede akan kanın durdurulması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuzu, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapılamayacağı anlayışını paylaşıyoruz. Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısında bulunan Erdoğan'dan mezhepçilik uyarısı geldi.
Bölgemizdeki gelişmelere mezhepsel temelde yaklaşılmasının hiçbir fayda sağlamayacağı, bilakis yıkıcı etkileri olacağı hususlarında yakın görüşlere sahibiz. Bölgemizi sarsan terörizm ve mezhepçilik sorunları ile bunlara bağlı olarak ortaya çıkan insani krizlerin üstesinden gelinmesi için birlikte çalışmamız gerekiyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de terörizmle her ne at ve her ne şekilde olursa olsun mücadele etmeliyiz dedi. Suriye ve İran toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini söyleyen Ruhani, ülkelerin sınırları sabit kalmalıdır. Ülkelerin geleceğini kendi halkı belirler. Hiçbir yabancı ülke karar veremez diye konuştu. Teşekkür ederim. Basın toplantısının ardından geçiren öğle yemeğine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Karadeniz turuna çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de Rize'deydi. Çay panelinde konuşan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yeni anayasa tartışmaları vardı. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine izin vermeyeceklerini söyleyen CHP lideri, bu ülkeye tam demokrasi getireceksek CHP buna hazır diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize programının ikinci gününde sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu. Görüşmede çay sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çaykur sadece ve sadece çayla ilgilenmeli, piyasayı düzenlemeli ama siyasal iktidarların arpalığı konumuna gelmemeli. Çay paneli açılışında da konuşan CHP liderinin gündeminde bu kez yeni anayasa tartışmaları vardı. Getirirlerse de o 60 maddeyi meclisten biz geçirebiliriz. Hiçbir sorunumuz yok. Ama bizim bir şartımız var. Diyoruz ki bu anayasayı değiştirirken kesinlikle ama kesinlikle ilk 4 maddeye dokundurtmayız. Anayasanın ilk 4 maddesinin kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ilginç bir de örnek verdi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Evet, cumhuriyet olmasaydı ne ben CHP'ye genel başkan olurdum, ne Sayın Bekaroğlu profesör olabilirdi. Kılıçdaroğlu sözü Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları raporuna getirdi. İki raporda da çok sert eleştiriler alıyoruz. Bu iki ülke bizim düşmanımız değil. Tam tersine biz Avrupa Birliği'ne üye olmak için mücadele ediyoruz. Tam üye olacağız diye. Ama diyorlar ki tam üye olacaksan bu standartlara uyacaksın arkadaşlar diyorlar. CHP lideri başbakana çağrısını da yineledi. Bu ülkeye tam demokrasiyi getireceksek Cumhuriyet Halk Partisi buna hazırdır. Getirin kardeşim. Efendim işte gelirse Mayıs ayına kadar biz vize muafiyeti kalkacak, onları yasalaştırmamız lazım. Hiç geciktirmeden bir an önce getirin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam demokrasiye geçmek için sonuna kadar destek vereceğiz. Mahkeme kararının ardından olağanüstü kurultay tartışmalarının devam ettiği MHP'de muhalifler yurt gezilerini sürdürüyor. Genel başkan adaylarından Koray Aydın bugün Bursa'daydı. Sözün bittiği, hukukun her şeyi ele aldı. Bir süreç yaşıyoruz. MHP'de gözler genel merkezin yaptığı temyiz başvurusunda. Hükmün ertelenmesi yönünde bir karar çıkarsa da o zaman Yargıtay süreci beklenecektir. Ama eninde sonunda Milliyetçi Hareket Partisi delegesinin önüne kurultay konacaktır. Bursa'da partililerle bir araya gelen genel başkan adayı Koray Aydın'a Bahçeli'nin paralel yapı suçlamaları soruldu. Ben okyanus ötesini bilmiyorum. Yani kendi üstüme hiç almıyorum. Dolayısıyla da üstüme almadığım için de herhangi bu konuda bir yorum yapmak gerekliliğini de duymuyorum. Aydın hedefini de açıkladı. Türk milletinin önüne yeni bir vizyon koyacağız. Yeter artık diyen millete, ben de burada varım diyen bir Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin yeni iktidar umududur. Paralel yapı operasyonlarının son adresi Antalya oldu. Antalya merkezi 9 ilde düzenlenen operasyonda 2 muvazzaf asker 16 kişi gözaltına alındı. Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekiplerinin bir süredir yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu Antalya merkezli 9 ilde paralel yapı operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 muvazzaf askerin de yer aldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 4 kişinin de arandığı bildirildi.
Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'in cenazesi 5 gün sonra defnedilebildi. Günlerdir Adana ve Mersin arasında gidip gelen cenaze Mersin sınırları içinde bulunan ancak güvenlik gerekçesiyle yeri gizli tutulan bir mezarlığa gömüldü. Yılan hikayesine dönen defin işlemi gerçekleşti. Özgecan Aslan'ın katili Ahmet Supi Altındöken'in cenazesi 5 gün sonra toprağa verildi. Neden böyle bir şey yaptınız? Adana F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Altındöken'in cenazesi, Tarsus'ta gece define izin verilmeyince Adana'ya geri götürülmüştü. Adana Büyükşehir Belediyesi de defin izni vermezken, anne Naciye Tan'ın köyü olan Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kocaköy sakinleri de cenazeyi istememişti. Kadavra yapsınlar. Devletin üniversitelerinin kadavraya ihtiyacı var. Bari o şekilde insanlığa faydalı olsun der mi? 5 gündür bekletildiği hastane morgundan gece saatlerinde yakınları ve ailenin avukatı tarafından alınan cenaze bir pikapa konuldu. Adana Osmaniye otoyolundan Osmaniye yönüne giden pikap daha sonra Mersin'e yöneldi. Bir grup gazeteci de araçlarla pikapı takip etti. Ancak Tarsus kavşağında kontrol noktası oluşturan polis, cenazeyi taşıyan pikapın geçişine izin verip gazetecilerin araçlarını durdurdu. Cenaze Mersin sınırları içinde bulunan ancak yeri gizli tutulan bir mezarlığa gömüldü. İstanbul Beykoz'da 3. köprü inşaatında çalışan işçilerin içinde bulunduğu otomobil karşı yönden gelen bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 5 işçiden 4'ü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İstanbul Beykoz'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Riva'da milli takımlar kamp tesisleri önünde meydana geldi. Dört ölü varmış, köprünün işçileriymiş. Üçüncü köprü inşaatının taşeron firmasında çalışan ve Riva'da bir otelde kalan 5 işçi, otomobille seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kartal hızlıymış sabah. Burada köprüde çalışıyorlar, buraya kahvaltıya geliyorlar. Bu da bizim buradan köyden bir çocuk. Yol tekşehir düştü de var, kilerine basamamış galiba, şey yaramamış. Kafa kafaya çarpışmışlar işte. Feci kazada araçlar hurdaya dönerken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri işçilerden 4'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Komşum var, arkadaşlarım var. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılan cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan bir işçi Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken diğer otomobilin sürücüsü ise kazada hafif yaralandı. Antalya'da faciadan dönüldü. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil tarihi Kaleiçi semtinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Antalya'da alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza tarihi kale içinde saat 23 sıralarında meydana geldi. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarında sohbet eden 3 kişiye çarptı. Hızını alamayan araç itfaiye hidrantına çarparak devrildi. Engin Kara, Çağrı İnan ve Mert Özkan aracın altında kaldı. Çevredeki der hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada patlayan su borusu nedeniyle yaralılara müdahale etmekte zorlandı. Çevredekilerin de yardımıyla acil servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan araç sürücüsünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.
Aksaray'da iki grup arasında cinsel taciz davası nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Tarafların birbirlerine kurşun yağdırdığı olayda 17 kişi yaralandı. Aksaray'da cinsel taciz olayında mahkemelik olan iki grup otopazarında karşı karşıya gelince silahlar konuştu. 6 ay önce 30 yaşındaki bir kadının cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayetin ardından başlayan davada son duruşma 14 Nisan'da görülmüştü. Adliyede birbirine giren taraflar duruşmadan 2 gün sonra Hacılar Harmanı Mahallesi Aksaray Otomobil Pazarı'nda yeniden karşı karşıya gelince bu kez silahlar çekildi. Gruptakiler tartışmanın ardından birbirlerine tabanca, tüfek ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada 17 kişi yaralandı. Gerilim polisin olay yerine gelmesiyle son bulurken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara'da polis ve kurtarma ekipleri 2 gündür kayıp olan 8 yaşındaki Serdal Kandemir için seferber oldu. Ankara Valisi Mehmet Kılıçdar da gece boyu sürdürülen çalışmalara katıldı. Ancak İmrahor Deresi'nde yapılan aramalar sonuç vermedi. Okul çıkışından sonra bir daha gelmedi yavrum. Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Arkadaşlarına sorduğumuzda işte gölün kenarında oynuyorlar falan dediler. Sonra buraya geldiğimizde işte bir iki kadın falan dedi, işte çocuk suya düştü falan dediler. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Serdal Kandemir, Perşembe günü eğitim gördüğü Özbirlik İlkokulu'ndan çıktıktan sonra evine dönmedi. Tam derenin ucundaydı. Ondan sonra ayağına taş takıldı, dereye düştü. Ondan sonra sudanı alıp götürdü. Serdal'ın en son İmrahor Deresi civarında görüldüğü öğrenildi. Ancak dalgıçların ve arama kurtarma ekiplerinin gün boyu sürdürdüğü çalışmalar sonuç vermedi. Aranması gereken tüm yerlere bakılmıştır. Bu arada geçtiği söylenen yere ve hiçbir bulguya rastlayamadım. Arama çalışmaları gece de sürdürüldü. Altta bazı dehlizler var. Eğer cenaze varsa ve oraya girmişse onu göremedik ve ulaşamadık. 8 yaşındaki Serdal'ı arama çalışmalarına Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar da katıldı. Bu dere yatağı bu noktadan sonra kapatılıyor ve kapalı olarak 11,5 kilometre şehir içinde kapalı olarak geçiyor. Kapalı dere yatağının üstünü ASKİ'nin iş makineleriyle kırarak dereyi hepsini arayacağız. Bütün ihtimalleri sıfıra indirmek için. Dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde durulan küçük çocuğu arama çalışmaları gün boyu sürdü. Dörder kişilik ekipler bölgedeki rögarları tek tek inceledi. Yoğun metan gazı nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, aramaların ikinci gününde de Serdal'ın izine rastlanmadı. Bursa'da Nilüfer Deresi kenarında gezintiye çıkan iki arkadaş kayalıklarda mahsur kaldı. İki öğrenci için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. İki liselinin hafta sonu gezisi tatsız noktalandı. 16 yaşındaki Batuhan Yıldırım ve Muhammed Sağlam bisikletleriyle Dik Kaldırım Mahallesi'ndeki Nilüfer Deresi kenarına geldi. Şurada bir engel vardı, o yüzden tırmandık buraya. Yukarı çıktık. Orada kaldık. Tur yapalım dedik. Evet. Dere boyu geldik. Oraya evet. Çıktık. İnemedik. Bisikletlerini bırakarak derenin kenarından ormanlık alana yürüyen gençler yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Fay aradık, ateş yaktık, duman çıkarttık, görsünler diye. Cep telefonuyla polisten yardım isteyen liseliler, arama kurtarma ekiplerince halatlar yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarındaki yaralara pansuman yapılan Yıldırım ve Sağlam, ekiplere teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaklaşık 2 hafta önce yangın faciasının yaşandığı Mehmet Akif Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Altepe vatandaşlara destek sözü verdi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde 1 Nisan'da çıkan yangının yaralarının sarılması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Mahalledeki soğuk hava deposunda başlayan yangın hızla büyümüş ve depoyla birlikte 11 ev alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe hasar tespit çalışmalarının ardından mahalleliyi ziyaret etti. Özellikle bölge halkının pazarcık yapmasından dolayı da buradaki bulunan pazar malzemeleri ve boş sandıkların tutuşmasıyla birlikte burada evlerimiz de yanmıştı. Şu anda 11 tane konut burada yanmış vaziyette. Başkan Altepe mahalle sakinlerine destek sözü verdi. Vatandaşımızın yaralarının sarılması konusunda desteklerimizi sürdüreceğiz. Gerek binaların yapılması, oturulur hale gelmesi, gerek çevrenin düzenlenmesi, gerekse eşya desteği konusunda Büyükşehir Belediye'miz olarak üzerimize düşeni yapmış olacağız. Bursa'da bu yıl beşincisi düzenlenen Kastamonu günleri yoğun ilgi gördü. Kastamonu'yu farklı yönleriyle tanıtmayı amaçlayan etkinlik 20 Nisan'da sona erecek. Sarı yazması, etli ekmeği, siyez bulguru, sarımsağı. Beşinci kez tadımlık olarak Kastamonu'yu Bursa'nın beğenisine sunduk. Doyumluk için bütün Bursalıları biz Kastamonu'ya bekliyoruz. Batı Karadeniz'in saklı cenneti Kastamonu 5. kez Bursa'ya taşındı. Bursa'da Kastamonu'yu tanıtmak gerçekten 3 milyonluk bir şehirde bizi heyecanlandırdı. 5.sini düzenlemiş olduğumuz bu etkinlik gerçekten fevkalade sürmekte. Bursalı hemşehrilerimizi, Bursa'da yaşayan Kastamonluları buraya davet ediyoruz. Bursa'da yaşayanları da Kastamonu'ya davet ediyoruz aynı zamanda. Merinos fuar alanında açılan onlarca standtan biri Kastamonu'yla özdeşleşen şapkalara ayrıldı. Şapka müzemizi getirdik, bebek müzemizi getirdik Bursa'ya. Katılım güzel. Bursa en azından Kastamonu'yu burada tanıyor. Ve turizm içinde Bursa ve Kastamonu arasında bir köprü oluşuyor. Biz de Bursa'yı seviyoruz. Bursa da artık Kastamonu'yu çok seviyor. Hababam sınıfının ünlü yazarı memleketi Cide'de sarı yazmasıyla Bursa'da. Sarı yazma bizim kompozisyonumuz. Rıfat Ilgaz'ın adına roman yazdığı. Sarısını borok çiçeği, Cide ve çevresinde çok bulunan borok çiçeğinden alıyor. Yeşilini doğamızı simgeliyor, mavisi denizimizi simgeliyor. Kastamonu'nun yöresel lezzetleri de Bursalıların beğenisine sunuldu. Kastamonu'dan, Taşköprü'den doğal ürünlerimizi getirdik. Çarşambaya kadar buradayız, tüm Bursa halkını. Bizleri sevenleri buraya bekliyoruz inşallah. Kastamonu günleri 20 Nisan'da sona erecek. Sırada Bursa gündeminden derlediğimiz haber turu var. HDP İl Kongresi eş genel başkan Figen Yüksekdağ'ın katılımıyla yapıldı. Yüksekdağ'ın gündeminde dokunulmazlık tartışması vardı. Üç yanlış bir doğruyu götüremez. Bir doğru üç yanlışı bertaraf eder. Kongrede Yüksel Akgün yeniden il başkanlığına seçildi. Bursa Barosu'nun genel kurulu öncesi ilk adaylık açıklaması avukat Gürkan Altun'dan geldi. Hem mesleğimizin itibarının zedelenmeye çalışıldığı, hem de yargı bağımsızlığı ve doğal hakim ilkesinin ayaklar altına alındığı bu süreçte meslek sorunlarımızın neler olduğunu ve bunların nasıl çözüme kavuşturulacağını biliyorum. Baro'nun genel kurulu Ekim ayında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Bursa sahillerini yazı hazırlıyor. Sahil Hizmetleri Dairesi'ne bağlı ekipler tüm sahil bandında düzenleme ve temizleme çalışmalarına başladı. Kum eleme makinalarından ikisi eş geldi, diğeri kum sazda çalıştırılıyor. Bursa 6-8 Mayıs tarihlerinde bilim şenliğine ev sahipliği yapacak. Şenlik alanına dev bir uçak simülatörü kurulacak. Çocuklarımız gerçekten bir uçağın nasıl simüle edildiğini, nasıl yönetildiğini, bir havaalanından diğer havaalanına nasıl uçabildiğini yaşayarak öğrenmiş olacaklar. Şenlik kapsamında düzenlenen çevre ve enerji yarışmasında toplam 102 bin lira ödül dağıtılacak. Tohum takas şenliğinin ikincisi Nilüfer Kent Pazarı'nda yapıldı. Şenlikte 100 yıllık yerli tohumlar el değiştirdi. Çok sayıda çiftçinin katıldığı takas şenliğinde GDO'lu gıda tüketmek istemediklerini belirten bir grup ilkokul öğrencisi, dedelerinden kalan 100 yıllık tohumları takas etti.
İnegöl'de Malazgirt Camii avlusunda çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Kavganın ardından hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Esfendiyar Girgin kurtarılamadı. 61 yaşındaki İbrahim Duman'ın durumu iyi. Saldırgan olayın ardından evinde gözaltına alındı. Afganistan'da Taliban militanları orduya ait bir helikopteri patlayıcılarla hedef aldı. Görüntüler Taliban tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kunar eyaletinde patlayıcılarla hedef alınan bir helikopter infilak etti. Taliban sözcüsü helikopterdeki tüm askerlerin öldüğünü duyurdu ancak Afgan yetkililer haberi yalanladı. Japonya'da son günlerde başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Ülkenin güneybatısında meydana gelen 7.3 büyüklüğünde 19 kişinin öldüğü depremde 900'den fazla kişi de yaralandı. Japonya beşik gibi sallanıyor. Ülkenin güneybatısında meydana gelen son depremin büyüklüğü 7.3'tü. Kuyuşu Adası'nda büyük tahribata yol açan depremde 19 kişi öldü, 171'i ağır, 900'den fazla kişi yaralandı. Depremin ardından Kumamoto'ya 15 bin sivil savunma görevlisi gönderildi. Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evsiz kalan yaklaşık 70 bin kişi okullar ve spor salonlarına yerleştirilirken, Kuyuşu Adası'ndaki iki nükleer reaktörde anormal bir duruma rastlanmadığı açıklandı. Sarsıntılar enerji hatlarına zarar verdiği için Kumamoto'da 200 binden fazla eve elektrik ve su verilemiyor. Toprak kaymasına da neden olan deprem nedeniyle bir köprü çöktü. Bölgeyi diğer kentlere bağlayan karayolu trafiğe kapandı. Kumamoto Havalimanı'nın çatısı da kısmen çöktüğü için uçak seferleri iptal edildi. Kuyuşu Adası'ndaki Aso Yanardağı'nda da hareketlilik gözlendi. Japonya'daki en büyük volkan olan 1592 metre yüksekliğindeki Aso, 100 metre yükseğe kadar kül püskürttü. Depremin ardından çeşitli büyüklüklerde 65'ten fazla artçı şok kaydedildi. Bölgede son iki günde meydana gelen depremlerde toplam 29 kişi öldü, yaklaşık 2000 kişi de yaralandı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, sığınmacı krizine dikkat çekmek amacıyla Yunanistan'daydı bugün. Midilli Adası'nda Fener Rum Patriği Bartolomeos'la buluşan Papa, 12 sığınmacıyı Vatikan'a götürdü. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Ortodoks Patriği Bartolomeos'la Midilli'de buluştu. 10 sığınmacıyı Vatikan'a götürdü. Papa Francis'i Midilli'de Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Fener Rum Patriği Bartolomeos, Atina Başpiskoposu Eraminos ve Ortodoks din adamları karşıladı. Papa Francis havaalanında Başbakan Tsipras'la yaptığı görüşmenin ardından göçmenlerin tutulduğu Moria kampına geçti. Göçmenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan dini liderler sığınmacılarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Bazı sığınmacılar Papa ile konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Sığınmacılara yalnız değilsiniz diye seslenen Papa, sorunun duvar çekilerek çözülemeyeceğini söyledi. Buraya sizin hikayelerinizi duymaya ve sadece yanınızda olmaya geldik. Bu insani krize tüm dünyanın dikkatini çekmek için buradayız ve bu krizin çözüme ulaşması çağrısında bulunuyoruz. Üç dini lider ortak bir bildiriye de imza attı. Bildiride sığınmacı krizinin durdurulması için uluslararası bir mutabakatın sağlanması çağrısında bulunuldu. Papa Francis, ziyaretinin sonunda Avrupa ülkelerine yerleştirme programlarına desteğinin sembolü olarak 6'sı çocuk 12 sığınmacıyı Vatikan'a götürdü. Sayın seyirciler, Makedonya'da telekulak skandalına adı karışan siyasetçilerin aklanmasıyla başlayan olaylar sürüyor. Cumhurbaşkanı Georgi Ivanov'un istifasını isteyen binlerce kişi başkent Üsküp'te yine sokaklardaydı.
Makedonya'da Cumhurbaşkanı Georgia Ivanov'un istifasını isteyen göstericilerin eylemleri dördüncü günü geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Ivanov'u ülkenin geleceğini riske atmakla suçlayan göstericiler, 5 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararına da karşı çıktı. Adil ve demokratik bir seçim için yeterli süre olmadığını savunan eylemciler, özel yetkili savcılık binasından meclise yürüdü. Polis kordonuyla karşılaşan göstericiler geri dönerek farklı yollardan hükümet binası önünde toplandı. Cumhurbaşkanı Ivanov ise tepkilere rağmen siyasetçiler hakkında daha önce başlatılan hukuki işlemleri durdurma kararının arkasında durduğunu açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de geceyi hareketli geçirdi. Binlerce kişi Kızıldeniz'deki iki adanın Suudi Arabistan'a bırakılmasını protesto etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin iki adayı Suudi Arabistan'a devretme kararı tepkilere yol açtı. Başkent Kahire'de toplanan binlerce kişi kararı protesto etti. Polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken 50 kişi gözaltına alındı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi bir köprü projesi için Kızıldeniz'deki Tiran ve Sanafir adalarının Suudi Arabistan'a bırakıldığını açıklamıştı. Dünyada tarzıyla en çok konuşulan kadınlardan biri olan Marilyn Monroe'nun elbiseleri Amerika Birleşik Devletleri'nde açık arttırmaya çıkıyor. Koleksiyonun toplam değeri 3 milyon dolar. Yıllara meydan okuyan bir stil ikonu, Marilyn Monroe. Ölümünün üzerinden 54 yıl geçen Monroe, hala kadınlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Amerikalı efsanevi oyuncunun kıyafetleri açık arttırmaya çıkıyor. Dünyanın en büyük Monroe hatıra koleksiyonu için Los Angeles'ta Kasım ayında bir müzayede düzenlenecek. Müzayedede Monroe'nun filmlerde giydiği kostümlerin yanı sıra kişisel elbiseleri de yer alacak. Koleksiyonun toplam değerinin 3 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor. Koleksiyonun en önemli parçalarından biri Monroe'nun Some Like It Hot filminde giydiği bu elbise. Elbisenin 400 bin doları alıcı bulması bekleniyor. Marilyn Monroe'nun The Seven Year Itch filminde giydiği beyaz elbise de 2011'de 5,5 milyon dolara satılmıştı. Son haberimizde efendim. Ana haberi burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.